olarak uygulanan diğer tedavilerle prostat kanseri, nöroendokrin kanserler gibi birçok kanser türünde aynı zamanda tedavi imkanı da sağlamış olacağız. Bu imkanlarla beraber Artvin'den Samsun'a kadar daha öncesinde Samsun, Ankara gibi diğer illere sevk edilmesi gereken birçok tanı ve tedavi imkanını da hastanemize kazandırmış bulunuyoruz. Bu ünitenin kazandırılmasında emeğe geçen herkese, başta Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Bakanımıza olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Müdürümüze ve kıymetli büyüklerimize. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar katılımlarınız için muhatap olması süreci yaşanırken, şimdi baktığımız süreçte biz 15-20 dakikalara kadar kişinin maruziyetini düşürmüş oluyoruz. Randevu sürecimizi de 3-7 günlere kadar çekmiş oluyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaş için çok önemli artılar. Aynı zamanda bizle birlikte fakültede de daha önceden 2 yıldır olmayan bu hizmet orada da bir şekliyle başlatılmış olması kümülatif olarak baktığımızda ilimize, bölgemize büyük bir katkı sağlıyor bu hizmet. Kanser tanısının konulması ve taraması için önemli bir hizmet. Ve Süleyman Hocam'ın bahsettiği gibi özellikle bunun yanında yapılmayan hizmetleri de eklediğimiz durumda baktığımızda gerçekten bölgemize ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Sayın Bakanımız başta olmak üzere emeğe geçen tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Sayın Vekillerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonrasına hayırlara vesile olsun diyorum. Evet, ünitesi onkolojik hastaların gerçekten çok ihtiyacı olan bir ünite. Bu anlamda bölgemizdeki bu açığı kapatacak, gerçekten eksiklikleri giderecek çok büyük bir şey sağlayacağını, çok büyük bir açığı giderecek bir yapı aynı zamanda. Fakültede de zannedersem bir tane PET CT ünitesi var. Kanuni Eğitim Araştırma Hastanemizde de böyle bir ünitenin açılması bizi bu bölgede onkolojik hastalara hizmet vermeyi kolaylaştıracak. Gerçekten rahatlatacak bir pozisyona sokacaktır sağlık alanında. Ben bu ünitenin buraya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ünitemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Sağlıkta dönüşümle birlikte, sağlıkta dünyaya parmak ısırtacak bir noktaya geldik. Elhamdülillah Avrupa'dan hastalarımız biz Türkiye'de de tedavi olmak istiyoruz diye sürekli bizi arıyorlar ve Çin'den, Tayland'dan, Avrupa'nın ülkelerinden, hatta Güney Amerika'dan ambulans uçaklarla birlikte hastalarımız Türkiye'de tedavi olmak için bizden ricacı oluyor ve anında da Sağlık Bakanlığımız gerekeni yapıyor. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye'de sağlığa güven dünya çapında en üst düzeyde. Burada da en büyük katkı siz değerli sağlık çalışanlarımızın, temizlik personelinden güvenliğine, hemşiresinden hekimine varıncaya kadar biz vatandaşlar adına sizlere minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah eksikliğinizi vermesin. Bilimsel olarak kat etmiş olduğunuz mesafelerin farkında olarak da sağlıkta yine önde oluşumuzun bir göstergesisiniz. Çok değil, bundan 10-15 sene öncesine kadar Ankara'da ve İstanbul'da tedavi olabilmek için çok büyük maddi külfetler ve imkansızlıklar ve sıkıntılarla boğuşan vatandaşlarımız artık Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da, bölgemizde, Samsun'da, Ordu'da her türlü tedaviyi yaptırabilmektedir. Trabzon'da öyle bir noktaya gelmiştir ki sağlıkta Karadeniz bölgesinin ve hatta kısmen de Doğu Anadolu bölgesinin merkezi pozisyonuna gelmiştir. Erzincan'dan da hastalar, Erzurum'dan da hastalar, Trabzon'daki doktorların ve Trabzon'daki sağlık tesislerinde tedavi olabilmek için bu doktorların ellerine emanet. Yeni bir birimimizi bugün inşallah hizmete sokuyoruz. Özellikle kanserde erken teşhis, erken tanı çok önemli. İşte bu hizmete kazandırılan bu cihazla da inşallah bu noktada da adeta zamanın çok önemli olduğu, o tip Allah kimsenin başına vermesin, o tip rahatsızlıklarda böyle bir cihazın bir ilimizde hizmet vermesi de çok önemli
olacak inşallah. Ben tekrar hastalarımıza şifalar diliyorum.